Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ellezî ceale lekumul erde firâşen ve semâe binâen ve enzele mines semâe mâen fe ahrece bihi mines semerâti rızkan lekum. Cümlesiyle o nizamın faydeleri ve nimetlerini koparıp insanlara veriyor bu ayet. Delil ihtirayı. Ne demek delil ihtirayı? Yoktan yaratma delili. İki türlü Allah'ın temelde tecellisi var. İcraatı var. Temelde. Bir, yoktan var etme. İki, varı değişik şekillerde değiştirmek. Mesela gübreden şeftali yapması. Tamam. Gıdalardan bizim bu şekiller almamız, bu varı şekile sokmasını gösteriyor. Ama maddeyi yeniden yapması, varlığın ezeli olmaması, ona delil ihtira denilir. Yani yoktan yaratma delili. Dinsizleri çıldırtan şey budur. Dinsiz filozofları çıldırtan, onların çıldırtan bir mucize. İki, yapılan duaların gözükmesi. Sihir deseler bile ortada bir realite var, izah edemiyorlar. Mesela Kızıldeniz'in yarılıp Musa Aleyhisselam'ın geçmesini kim görmüyor? Böyle bir şey olur mu diyor. Doğru zaten, onu o kafanla kabul etseydin onun adı mucize olmazdı. Ama neticesi itibariyle bunun doğru olup olmadığını arkada bıraktığı neticelerle gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 3000 küsür sene önce olmuş. Bir ümminin ve iki vadi arasında, çöl vadi arasında bu insanın tarihin derinliklerinde böyle bir vaka olduğunu, böyle ceyran ettiğini falan yerde ve bunun ceyran ettiğini söylediğimi de delili, yakın tarihte, ahir zamana yakın orada ölen, boğulan zat şöyle şöyle dışarıya atılacak. Sahil onu dışarıya atacak. Kızıldeniz'de Firavun'un cesedi bulundu, biliyorsunuz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dalgıç değildi. 3000 sene önceyi bilecek tarihçi değildi. Kahin değildi ki bilsin. 3000 sene, 3700 sene önce olan bir hadiseyi sanki eliyle koymuş gibi nerede olacağını, ne zamana yakın dışarıya atılacağını söylemesi ve Arapçada yapı itibariyle tek onun çürümeyeceğini, tekil gelmiş, yanındakiler gittiği halde ve orada bir sürü onunla alakalı savaş gereçleriyle malzemelerin bulunması. Bunu bizzati nakletmiyorum. Bu fakir kardeşiniz Londra'da müzede gördü. Evet, bizzati ben gördüm. Sen de gördün. Yanına hatta istihbarat çok şüphelendi benden. Yanına ağladım yani. Dakikalarca belki de 20 dakika, 1 saat, 10 dakika fazla, 15 dakika fazla tutmuyorlar. Hemen gönderiyorlar. Gidip bir dolaşıyorum, tekrar geliyorum. İlgilerini çektiler. Acaba bu adam ne yapacak? Ağlayınca bana daha dokunmadılar. Sonra bir Türkçe bileni getirdiler. Niçin ağladın deyince ayeti söyledim. El yevme necike bi bedenike. Onlar bugün sana necat vereceğim. Ayeti söyledim. Hayret hayret dinlediler. Beni odaya götürdüler. Ondan sonra aslını gösterdim 25. sözde. Mesela şöyle diyor. Dinsiz şey seminerde, evet böyle bir insan çamurdan çıktı, sudan ama çürümedi. Herhalde oradaki balçıktan. Ama bir sürü insan var, onlar niçin çürüdü?
Sonra diyelim ki rastlantı olarak hep ona rastlıyormuş Firavun'a da. Hep rastlantı ona çıktı. Peki dışarıya çıktık camın içinde. Niçin şimdi çürümüyor? Balçık içinde değil. Dedim. Ondan sonra bir tanesi kolumu tuttu, omuzuma vurdu, aldı beni. Diğerleri aptal aptal bakarken aldı beni götürdü. Fazla konuşmamı istemediler. Bilmiyorum ne oldu. Orayı da bozdu. Orayı da bozdu. Acayip bir şey. Şimdi bunu hiç kale almıyor dinsiz filozof. Ya diyor denizi yarmış bir adam. Doğru da neticesi var. Neticesi var. Efendim balçık çürütmedi. Şimdi niye çürümüyor? Neredeyse 300 sene vardır herhalde. 300 veya 200 sene mi vardır? Bilmiyorum bulunalı. Unuttum tarih yazıyor. Havaya temas ettiğinde çürümesi lazım. Yani. Tabii canım şu anda cam kenarlı camlar giriyor yani. Ve kumun üzerine koymuşlar. Şöyle yatıyor. Mezkur ayetin saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerden biri de اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ cümlesiyle işaret ettiği delil ihtirayıdır. Sizi halk ettiği gibi sizi, öncekileri de delil ihtirayının hulasası şöyle izah edilebilir. Cenab-ı Hak İşaret-i Caz'dan okuyorum. 88. Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına mehas olmak üzere her ferde ve her neve has ve müstakil bir vücut verilmiştir. Tabiatçılar dinsiz felsefeye göre hep tesadüftür. Yani kendi kendine olmuştur. Hep rastlantı olmuştur. Çok ilginçtir. Seminerlerine geçen çağırdılar beni. 3 kişi konuşuyordu. 10 dakika bir de 10 dakika bir de bahse verdiler. Diyor ki hepsi dinsiz filozofun, felsefecilerin temelini söylüyorum. Yaratılış yoktur, oluş vardır. Yaratılış yok. Halk yok. Yani zerre evriliyor, çevriliyor, devriliyor. Kendi başına insan oluyor. Dur Ömer. Ömer tövbe estağfurullah. Dayanamıyor adam. Doğru. Şimdi çok garip ama hep bu çok garip olan taraf şu. Gözü kör maddelerin evrilip çevrilip devrilmesinden gözün olacağına ihtimal veriyorsun da yani gözün kaynağı kör olabilir, kördür diyebiliyorsun, olabilir de demiyor. Ama gözün arkasında bir göreni kabul etmekte zorlanıyorsun. Hangisi daha zor? Bana kulağı verenin işitiyordur ihtimaline değil de sağır maddelere vermeyi nasıl kabul ediyorsun? Şimdi diyor ki Mesnevi Nure'de, Lasiyemalar'da benim gözüm diyelim kulak ya Allah yaptı ya da çeşitlilikleriyle beraber tabiattır kendi kendine vesaire onun dışında olan ya Allah ya onun dışında olan. Diyor ki Lasiyema'da Atahan çok ilginç mantık kullanıyor. Diyor ki Allah yaptı mı yapmadı mı? İki şık var, anladık mı burayı? Ya Allah yaptı, ya Allah'ın dışında ne gösteriyorsanız hepsi Allah'ın dışında. Tabiattır, kendi kendine esbaptır. 3 tane. Tamam. Ya Allah ya bu. Diyor ki Mesnevi'de çok acayip bir mantık kullanıyor. Allah yaptı mı? Diyor ki Allah'ı tanımıyoruz. Tanımadığımız kişi yapabilir de diyemem, yapamaz da diyemem. Değil mi? Tanımıyorum ki. Mesela bak ne diyeyim? Delikanlı senin adın ne? Yakup. Yakup arabayı tamir edebilir mi edemez mi? Bilmiyorum adamı. Bilmediğim için mantık şudur. Edebilir de edemez de. Başka şık var mı? %50 değil mi? Bunun şık başka şık var mı oğlum? Yok. Yapabilir de yapamaz da. Yapamaz demem inkardır. Yapabilir demek tanımadığım kişiye taassuptur. Tanımıyorum. O zaman nedir? Bilmiyorumun adı yapabilir de yapamazdı. Tamam koyduk kenara. Bu fiili, gözümün fiilini Allah yapmış olabilir mi? Bilmiyor. Olabilir de olmayabilir. Tanımıyor.
Onun zıttına bakalım. Sebeptir, tabiattır, maddedir. Bunları tanıyor. Beni meydana getiren zerreler çay. Fasulye, kabak, hıyar, ekmek, domates, ne bileyim. Bunlar. Peki, bunları ben torbaya koysam, tomba böyle harfler gibi, karıştırsam, göz olur mu? Yani Allah'ın dışında isnat ettiğimiz şeyleri tanıyoruz. Yapabilir de yapamaz diyemeyiz. Yapamayacağı kesin. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Anne çocuğuna hamileyken annenin yediği gıdaların, mesela bir tabak kuru fasulye yedi, bir tabak da kuru fasulyeyi bir büyük tencereye atın. Anne bir tabak yoğurt yedi, bir tabak da yoğurt o tencereye atın. Anne 9 ay ne yediyse o miktarda sanki bir başka bir anne var diye tencereye, büyük bir tencereye atıyorsunuz. 9 ay annenin yediği yemekleri tencerede birleştirdiniz ve karıştırdınız. Allah aşkına o tencerede karma olan o yemekler, 9 aylık yemek insan olur mu? Yoktan yaratma bu işte. Yoktan yaratma bu işte. Ya 9 ay annenin yediği yemeği bu anne yiyor, aşağıda Hasan oluyor. Aynı yemeği öteki tencereye koyuyorum. 9 ay sonra zaten o kokuşmuş ya. Göz olur mu kör maddelerden? İşte ustad diyor ki Allah hakkında yapabilir yapamaz. Şüpheli koyduk. Reddetmiyoruz, kabul de etmiyoruz. Ama ona, onun zıttı olan sebeplerin yapamayacağı kesin. O zaman bunların yapamayacağı %0'sa bunu yapabileceği ihtimal %100 olur. Kesin olur. Zorunlu kılıyor mantık. Mesela desem ki şu kapının anahtarı 4 tanedir. Kesin mi? Kesin. Başka şans var mı? Yok. Ha, dene bir tanesini, anahtarı denedin, açmıyor. Ötekisini denedin, açmadı. Üçüncüyü denedin, açmadın. Kesinci, dördüncüsü kesin değil midir? Daha hiçbirisini denemeden her bir anahtarın açma ihtimali kaçtır 4 tane anahtarın? %25'tir. Bir anahtarı denedik. 4 tane anahtardan bir tane açıyor. Dediler kesin bu. Bir tanesini denedi. Her bir anahtarın açma ihtimali %25'tir. Açtı, bir vurduk, açtık, açılmadı. %25 gitti. Diğerleri %75 kaldı. İkiyi de öyle, üçü de öyle. En sonuncu anahtar ne olur? %100 olur. Daha açmadan, daha denemeden tamam budur. Daha budur. İşte Risale-i Nur bu şekilde götürüyor. Burada bir delili ihtirai mevzu işliyor. Az ileride 92. sayfada delil imkanı şey yapıyor. Yani mevcudun kullanarak farklı farklı şeyleri yapması. Gübreden mesela. Arkadaşlar, her bir yaratılış ilk önce bir Adem'i var. Yani ilk yaratılış var. Bu mantıken kabul etmek zorunda. Çünkü insanı sırf madde ile ifade edemezsiniz. Yani atomuyla ifade edemezsiniz merhametini, şefkatini, hayasını. Sen niye şefkatlisin? 90 kilo geliyorum da ondan. 90 kilo gelen zalimler var. Yani bendeki fonksiyonlar... İnanıyorum, reddediyorum, seviyorum ya. Sen benim için değerlisin, devamdır. Diyen kimdir? Ceset midir? Bunu maddenin fonksiyonuna mı vereceksin? Acayip bir şey ya. Yani anlamadığım şu. Bir şey hem yapılan hem yapan olur mu? Bir şey, bakıyor musunuz bana? Bir şey hem yapan hem yapılan olur mu? Olmaz. Bak, olmayan şey olmayan kendisini yaptı. Bunun adı Türkçe'de kendi kendine demektir. Kendisi kendisini yaptı. Olmayan beni, olmayan ben yaptı. Kendisi kendisini yaptı. Bu dinsiz felsefe için mümkün ama işin arkasında bir faili kabul etmek gayrimümkün diyor. Yani gözün arkasını körlere verebiliyor, gözün arkasına bir görene vermiyor. Aynen.
Aynı şekilde böyle onlara hitap ettin mi hocam? Tabii canım. Dediler peki karşılık. 10 dakika, ben 10 dakikaydı, 15 dakikaya çıkarttılar. Ondan sonra 15 dakikaya çıkarttılar. Kadıköy'de ya, bu şurada ya. Belediyenin... Yapları ne oldu? Onlar bilmiyorum ki ne oldu. Çünkü basit insanlar değil böyle. Başhekim, bilmem ne, felsefeci, bilmem ne. Gözün arkasındaki görevin bir başkasının yaptığı anladığı an o zaman iman getirmiş olur. İman etmiş olur yani. İşte onun için diyor ki, iki kişi benden önce konuşanlar dedim. Yaratılış yoktur, oluş vardır. Yani madde evrile çevrile, işte misal verdim anne karnına atılan gıdalarla bunlar oldu mu? Yani işte bu oluş... Yaratılışı kabul etmezse, yaratılış kabul ettiği zaman Allah ortaya çıkıyor. Yaratılmak. Tencereye de atmazsan, bir erkeğe yedirsen gene olmaz. Gene erkeğe diyesen olmaz. Yani erkeğe yedirsen, o da insan, o da insan. Erkeğe yedirsen gene olmaz. Tencereye atmaya gerek yok. Evet. Ya madem insan, o da insan, o da insan. Biri erkek, biri dişi. Kadının yediğini o zaman erkek yesin, gene çocuk olmaz. Evet. Allah Allah. Tencereye atmaya da gerek yok. Evet, kadının yediğini erkek yese, erkeklerde de olmaz diyor. Yani gözümüzle görelim tencereyi diye baktım. Daha adam yedi, ne oldu bilmiyoruz. Belki öteki de bir şey yaptı. Doğurdu da attı bir kenara, olur da. Hani der ya, bu niye tencereye atıyor? Belki insan yesin, o da insan, bu da insan. Evet. Bütün cihazat onda da var, bunda da var. Ha, bunda niye olmuyor? Tencere biraz kafasını karıştırabilir ama bu da insan. Evet, insan. Nasıl gülüşüyorlardı bir görsen. Ondan sonra... Hiç bir, karanlık ya böyle. Konuşma yapan kişi aydınlanıyor, diğerleri karanlık. Ne oldu bilmiyorum. Ama öyle basit adamlar değil. En küçük yaşları en 50 yaşlarında. Beni de niye çağırdılar hayret ettim yani. Onlara göre yanlış adam sana. Onlara göre yanlış adam. Evet ama biliyorlardı felsefe yönümü bildikleri için. Çünkü panteistlerin çok seminerine katıldım. Oranın herhalde yöneticilerinden şey yaptılar. Panteistleri yani Allah'a inkar etmenin değişik ismidir panteistim. Panteizm. Onları da biri çakmıştım ama üç defadan daha sonra da beni çağırmadılar daha. Bayağı başarılı iman edecekler. Onların arasında bayağı zor. Tabii onlar panteistleri bilir beni. Panteist. O zaman abi bunların bir mi oldu? İki daha kaldı o zaman. Yani bu bir kere çağırdı, böyle bir ay geçti, çağırmadılar daha. Yani Allah Allah. Ne garip ya. Aklın yaratılışını, aklı akılsız zerrelere verebiliyor. Bu da akıl yani. Enfusi ama nasıl oluyor işte? Yani? Evet. Enfusi bir şey, madde. Acayip bir şey. Yani madde değil yani. Değil, İnsanı yediği gıdalarla izah edersen merhametini, şefkatini, hayasını, namusunu reddedip... Mesela bir tane çıktı, ben ruhu reddediyorum demesin mi? Dedim ya bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Gerçi karanlık görmüyorum ama ruhuyla ruhunu reddetmesini hiç görmemiştim. Çünkü reddeden, kabul edip reddeden ruhtur. Atom değil. Yani maddenin fonksiyonudur dersen, yani bunu ben ruhu reddediyorum diyen adam kaç kiloysa bütün o kilolar aynı özelliği göstermesi lazım. Tabii hepsinde aynı özelliği olması lazım. Yani ruhuyla ruhunu reddediyor. Böyle bir tuhaf. Dedim ya bunu görmek isterdim. Gerçi karanlık dedim. Hiç ses yapmıyorlar. Acayip bir şey ya. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nev yoktur. Gitmez. Tak diye duruyor. Aşılama var yani. Eşekle at katır oluyor ama duruyor. Gene DNA'ları birbirine yakın olduğu için, aynı olduğu için. Ama program farklı, tak diye duruyor. Yani armut şey elmaya başka bir elma aşılıyorsun. Evet, oradan o geliyor. Aşağıdan elma şey geliyor ama aşıladıktan sonra o teki elma geliyor. Nedir o? Bundan sonra sanki burası topraktır. Bunun yapısı değişmiyor ki. Bundan sonraki DNA'sı bundan işliyor. Sistem böyle işliyor. İşte neye benziyor? Kainatta, varlıkta en büyük mucizelerden bir tanesi çürümedir. Çürüme olmasa ne olur? En büyük kimya çürümedir. Şimdi bu gübre ayrı bir sistem. Geliyor gübrenin içerisindeki zerreler şeftalide farklı bir vazife yapıyor. Yani kendi özelliğini değiştirmiyor. Mesela Hasan geldi buraya oturmadı da buraya otururdu. Şuraya otururdu yani. Değişik şey oluyor. Ama temelde yapı değişmiyor. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine
dairesine çıkmamışlardır. Bütün enva, yani var olanlar, bazıları mesela biz şey yapmışız, türetilmişiz, halk edilmişiz. Ama bazıları ki Adem Aleyhisselam ilk yaratılmış. İmkanlı değil, ilk halk edilmiş. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. Mesela bir şey teselsülen devam edebilmesi için durmaması lazım. Hala devam etmesi lazım. Darwinizm teori. Hala devam etmesi lazım. Ki zaten bunu ortaya atan adam gözü diyor, gözü düşününce aklım gidesi geliyor diyor. Gözün mucizeliğini. Darwin döneminde hücre nasıl anlayıştı biliyor musunuz? Bunu anlatayım size de Darwin teorisini atmasında adam biraz belki haklı olabilir. Çünkü çok acayip. Niye dinsiz oldular da onu da anlatacağım size. Darwin mesela çok büyük kaliteli bir dindardı. Babası da papazdı. Kendisi de papazdı. Mesela Hegel inkarcı değildir o. Yani inkarcı filozofların niçin inkar ettiklerini temelini anlatayım size. %99 filozofların, inkarcı filozofların temelinde dindarlardır. Bunu bilen insanım, ha, okuyan bir insanım, okumuşum. Felsefe inkar eden dinsiz filozofların tamamını diyeceğim neredeyse ama %99 diyeyim. Daha önce dindardı. Ya babası ya kendisi. Dindar bir aileden geliyor. Niçin inkara kaydılar? Onu merak ettim. Onların Allah'a inkar etmeleri sizi şaşırtmasın. Filozof olup da Allah'a inkar etmesi nasıl olur diye ben çok hayret ederdim. Almanya'da trende seyahat ederken orada gelişen bir hadiseden sonra öğrendim. Böyle bir grup gidiyordu. Onlarla konuşma imkanımız oldu. Biz de gidiyorduk iki kişi, üç kişi. Oturduk böyle o itseyi, hızlı trende itseyi diye masa var. Tevafuk etti yani. Onlar bir gruptu. Papazdırlar yani. Konferansa gidiyorlardı, seminere gidiyorlardı. Sizi hulasa edeyim. Onları Allah'a inkar etmelerin, filozof vardı işlerinde. Ben şaşırdım, ben Allah'ı inkar ediyorlar zannettim. Meğer Tanrı'yı inkar ediyorlar. Yani şu, senin Allah'ın anladığın Allah'ı inkar etmiyorlar. Hristiyanlığın sunduğu Tanrı'yı inkar ediyorlar. Ki haklılar o. Bunu söyledim şaşırdı. Haklısın dedim. Pastör olarak bana bunu nasıl söylüyorsun dedi. Ben de, hocalara pastör diyor. Çünkü Hristiyanlığın size sunduğu Tanrı, İslamiyet'in ortaya koyduğu Allah ile alakası yok. Onların Tanrı inkar etmeleri senin anladığın Allah'ı inkar etmiyor. Onların Tanrısı şu, Tanrı İsa, Tanrı'nın oğlu. Şimdi öyle bir Tanrı ki kendisini koruyamadı, beni nasıl koruyacak diyor, doğru. Öyle bir Tanrı ki diyor, dua ettik, tsunami'ye diyor, gücü yetmedi diyor. Böyle bir Tanrı'ya benim ihtiyacım yok diyor. Doğru. Öyle bir Tanrı ki diyor, rüzgarlara, denize hükmü geçmiyor. Ne izah edemediler? Bela ve musibet niye geliyor? Onu izah edemediler. Yani Risale-i Nur bilseydiler. Anlattım tabii. Er-Rahman-ı-Rahim var ya 15. şuada. Ve 2. şuada. Tamam ama Rahman ve Rahim olan Allah bu musibetleri niye veriyor? Yeri var. Galiba 31. sayfa. Orada onu anlattım. Yani hayret hayret dinliyor. Temelini söyleyeyim. Hristiyanlıkta haşr-ı cismani yoktur. Haşr-ı ruhani var. Ölen Tanrı olan İsa'ya gidiliyor. Ruhani. Haşr-ı cismani olmadığından böyle hesaptır, cennetin maddi, cismani varlığı, adaletin, hesabın öyle şeyi yok. Haşr-ı cismani olmadığından, ahiret inancı olmadıklarından dünyadaki hadiseleri izah edemiyorlar. İhtiyarlığı izah edemiyor. Yani mesela diyelim ki şehidi anlamıyor. Allah günahlarını bazı musibetlerle siliyor, anlamıyor. Bazı hadiselerle insanı diğer başka yerlere taşıyor o musibetlerle. Onu bilmiyor. Fıtratını inkişaf ettiriyor. Bilmiyor.
Tanrı nasıldı? Elimi kaldıracağım, pat indirmeden tam vermiş olacak. Ya Tanrım bana çay ver, amen. Hemen çay geldi. Böyle bir Tanrı olmayınca, çay gelmeyince Tanrı yoktur diyor. Ha, hulasa ediyorum. Onların anladıkları Allah, senin anladığın Allah değil. Onların anladığın Tanrı'dır. Senin anladığın haşirle onunki değil, o haşir ruhanidir, haşir cismani değildir. Dolayısıyla haşire itikatlar olmadığından dünyadaki hadiseleri izah edemezler. Edemezsiniz de. Ahiretsiz dünya izah edilemez. Niçin kanser var? İzah et. Niçin deprem var? İzah et. Niçin tsunami var? İzah edemezsin. Ahiret de izah edilir. Günahlarım affediliyor, kefaret ediliyor, beni başka yerlere taşıyor. Fani malları beka buluyor, şehit oluyor. Ebedi bir hayatta fani hayatı tebdil ediliyor gibi şeylerimiz var. Hocam, Hristiyan'da haşir yok mu? Var. Var değil mi? Çünkü elbise giydiriyorlar da tekrar uyanacaklar. Değil ya, ben onu şey diyorum, Hristiyanları diyorum. Haşir, sen anlamadın galiba. Haşir. O Hristiyanlarda haşir ve cismani yok. Ha, ben normal bizim haşir. Yok kardeş ya, akıllı oluyor. Hasan abi, şu ondan çay başerken hani çay istedi, verdi, yarattı. O onların inancıyla alakalı. Tekrar söyleyebilirim. Şimdi onların tanrısı şu. Tanrım. Çay ver. Amen. Hemen çay geldi. Abi şey demişti ya. Woody Allen. He? Woody Allen var ya, Amerikalı. He. Tanrı varsa bir 100 milyon dolar hesabıma yatırsın da ben varlığını anlayayım. Aynı öyle. Tanrı varsa 100 milyon dolar evet. Hesabıma yatırınca bakarım. Ama diyor şu anda inene kadar birisi yatırsa kabul etmem. Yatıran Tanrı diyecek diyor. Bu şekilde mi? Olsa ha tabii. Ha böyle bir Allah anlayışı tabii ki yok yani. O Tanrı yok böyle bir şey. Yani fıtratlarında bekayı istedikleri gibi abi cenneti istiyorlar. Ama buradaki Allah Celle'nin inancını bilmedikleri için ama o fıtrayı bir istek ama buradaki değil. Cennet. Tabii yok. Mesela anne karnındaki çocuğun organlarını dünyasız izah edin. Hadi bakalım. Anne karnındaki çocuğa ayak niye takılmış? Anne karnındaki çocuğa göz neye takılmış? Dünyasız izah edin. Ne işe yarayacak orada? Aynı bu örnek gibi insanın fıtratında bulunan beka arzusu, ebed arzusu, dua ediyorum hemen cevap gelme isteği, değil mi? Dua ettim pat diye gelecek. Hani cennet var ya, niyet ettiğin anda duaya gerek yok. Tak diye yaratılacak. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Dert, keder istemiyorsun. Ölüm istemiyorsun. Ne istiyorsun? Hiçbirisi yok dünyada. Niye yok? Yeri burası değil. Hani neye benziyor? Çocuğa ayak takılıyor. Hani denilir. Allah madem bunları verdi. Niye karşılıkları yok? El cevap. Anne karnında çocuğa ayak takıldı. Niye top sahası yok? Anne karnındaki çocuğa göz takıldı. Niye manzara yok? Manzara olan yere gidecek de ondan. Orası için verilmemiş. Bak izah ediyorum. Anne karnındaki çocuğu İzah ediyorum. İkisi konuşuyorlar. İkiz çocuklar anne karnında. Ya arkadaş bize göz diyorlar. Göz varmış bizde bilmiyoruz ama niye takıldı ya? Ötekisi diyor ki ya gidecek olduğumuz alem denilen bir yer varmış. Ne varmış orada? Güneş varmış. Güneş ne demek? Ya güneş işte ya. İşte öyle bir şey. Yukarıda bir şeylermiş. Orada renk ve şekiller var. Ya gidip de gelen mi var ya? Var diyor. Ne var diyor? O alemde kullanılacak anahtar olan göz var. O alemden geldiğimizi gösteriyor diyor. Eğer güneş denilen bir alemden gelmemiş olsaydık göz anahtarı bizde olmazdı. Gidip de geldik biz. Gidip de gelmemiş olsaydık o alemin özelliği olmazdı bizde. Gidip de yani gidip de gelen mi var? Ta var tabii. Kim? Sen? Ben hepimiz. Nerede biliyoruz? Yani değirmene giden unlanır. Tamirhaneye giden yağ kokar. Kahveye giden sigara kokar. Eftarcı dükkanına giden koku kokar değil mi? Şimdi o alemden gelmedikse o alemin alametleri niye var bende? Niye bende beka var? Fani çay içiyorum bende beka var. Böyle bir şey olur mu? Yani çay mıdır kaynağı şimdi? Anne karnındaki çocuğun organların aynı bunun gibi dünyasız izah edemezsiniz. İnsanın ruhundaki istekleri, arzuları, yapıyı, donanımı da ahiretsiz izah edilemez. Yani bendeki beka duygusu niye var? Ahiret var da ondan. Çünkü baki bir alem var deyince izahı var. Ama adam işte ahiret olmayınca
Ben de niye beka var diyor. Niye ben bunlar her şeyi istiyorum? Ben tısınam istemiyorum diyor. Ama niçin verildiğini bilmiyor. Nereye göre verildiğini bilmiyor. Nereye göre izah edeceğini bilmiyor. Ondan zaten sorun oradan kaynaklanıyor. Soruları var, cevapları yok. Abi peki bizdeki filozoflar da mı aynı şeyi? Bizdeki filozoflar taklit ettiği için, mesela şöyle misal vereyim. Bizde olan felsefe kitaplarının bir kısmı o inkarcıların tanrı demelerinin Allah demesiyle olmuş. Yani onların tanrı anlayışlarını geldiler bizde Allah'ta kullandılar. Oysa onların tanrı inkar etmeleri normaldi. Ben ona dedim zaten filozofa dedim hem papazlık yapmış trende. Dedim ki sizin tanrı inkar ettiğinizi ben de ediyorum. Öyle bir şey olmaması lazım dedim. Öyle bir tanrı olur mu? Asılmış kendine gücü yetmemiş. Tanrım beni koru diyeceğim şimdi. Kendini koruyamamış beni nasıl koruyacak? Ben böyle bir tanrı istemiyorum. Ben de istemediğim için dedi reddettim dedi. Aa işte YouTube'larda var papaz. Oxford şehrinin Dom Kilisesi. Dom demek o şehrin en büyük kilisesi demek. İstanbul'un en büyük kilisesi Sultanahmet diyoruz ya Ayasofya Camisi ya. Ha o Dom demek o şehrin en büyük kilisesi. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı ha. 1900 kaçta 2002'de mi ne şey tsunami'den sonra 2 ay sonra seminer vermiş. Google'larda geziyor. Papaz sarışın bir adam. Simasına baktım olan Müslüman gözüküyor. Ben diyor Tanrı'ya dua ettim dedi. Tsunami durduramadı. Ben diyor bu Tanrı'ya nasıl güveneyim dedi. Papaz bu ya. Peki diyor benim inandığım Tanrı diyor tsunami'ye hükmü geçmedi. Denize hükmü geçmedi. Ben ne yapayım bu Tanrı'yı ki diyor. Böyle bir Tanrı olmaması lazım diyor. Ben diyor olay olduktan sonra kiliseden önüne toplanan insanlara Tanrı adına hiçbir şey diyemedim. Ne diyeyim diyor. Ben bile olsam diyor oradaki ölenlerin şeyine feryadına kulak verirdim. Ama benim inandığım Tanrı kulak vermedi diyor. Yani nasıl için Tanrı anlayışını görüyor musun? Ama sen o Risale-i Nur'u bilseydi. Haş-ı cismani ahiretin dünyadaki olan hadiseleri ahirete göre çözümlendiğini değil mi? Fani mal beka bulması 14. sözde depremi bilseydi. Depremi bilseydi 31. sayfa şualarda Rahman ve Rahim olan Allah tamam musibetleri veriyor ama Allah Rahman ve Rahim'dir. Nasıl böyle tefik edeceğiz? O mevzuyu bilseydi ki kısmen biliyor zannediyorum siması Müslümana benziyor. İyi çaktı Hristiyanlara büyük bir toplantıya. Getirdiler bana video. Video başlamadan önce büyük harflerle TED başlıyor. TED. Oxford yazarsanız ki çıkar. Ben uydurmuyorum. Hayret bir tanesi. Abi şuna baksana ya dedi. Ulan getir bakayım bir daha dinleyelim beraber. 17 dakika 43 saniye. Allah Allah. Yani aynı kafamdaki. Tabii ki böyle Tanrı inkar edilir tabii. Böyle Tanrı olur mu? Ama Allah başka bir şey. Allah başka bir şey. Senin anladığın Allah başka. Onu anladı. Ben kilise trende rastladığım bir şeyle anlayışım, düşüncem tamamen değişti onlar hakkında. Hak verdim eskide. Vay zalim lan. Nasıl dinsiz söylüyorsun falan. Dinsizsiniz öyle. Meğer bana bir anlatır mısın Tanrı'nı dedim. Elimi kaldırıyorum diyor mesela. Misal. Çay istiyorum diyor. Çay vermiyor diyor. Çay vermiyor diyor. Tamam mı? Sen bana versene hadi. Kemal. Çay lan sen merak etme sen kutsamayacağız ha çay veriyorsun diye. Bak adam istemiş vermemiş. Ben istiyorum ver bari. Abi geleyim anlatacağım. Abi. Tamam anlatma kalsın şu. Ya Rab sana şükürler olsun ki şu anda bizi de rahatlatan, konuşturan, kalbimize huzur koyan sensin. Sensin hep bunları rastlattıran bana hep sensin. Adeta bana verdiği nimetleri göstermek için bunları bana çıkartıyorsun ya Rabbi. Küfür imana hizmet eder sırrını görüyorsun. Yani adamla konuşuyorum ama trenin zerratı adedince şükrediyorum ya. İman ne acayip bir şey. Haş-ı cismani bilecek ki dünyadaki olayı izah etsin. Vay be. Ne nimet ya iman. Arkadaşlar iman yoksa ilim cehalete hizmet eder.
buhran getirir, vesvese, panik atağınız artırır. En büyük panik, en büyük hasta doktorlardır. İmansız doktorlar. Niye? Hücreyi biliyor, mikrobun yayılmasını biliyor. Hastalık ne olduğu biliyor, bir anda pat diye çıktığını biliyor. Eğer Allah'a teslimiyeti yoksa en büyük hasta onlardır. Hepsi deli yani. Hani inancı zayıf olanları kastediyorum. Her şey maddede mi? Yani olayı biliyor da kardeşim, senin gibi değilsin ki, bu çay içtiğin zaman ne olduğunu biliyor. Birisi elini sürdü, bilmem ne yaptı, mikroplandı falan. Hijyenik midir, değil midir, ağızsan şey yaptı, bilmem. Allah Allah ya, şimdi milyonlarca. İşte biz işte langur langur götürüyoruz, tamam mı? Can cesur oluyor. Tabii koy kardeş, eyvallah, bak Tanrı'ya dua et. O da gönderdi abi. Tamam, iyi. Allah gönderdi o zaman. Allah gönderdi. Ya Rabbi ya. Şu anda Allah görüyor diyeyim. Biliyor. Ne güzel bir Allah ya. Şükürler olsun. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. Ya tamam da kardeşim, Darwin yani denizde spor olmuş, sonra yosun olmuş, sonra kurbağa. Ha, kurbağa demiyor. Mim Kemal kurbağa da ekliyor. Kertenkele. Kertenkele ekliyor. Mustafa Kemal şeyi ekliyor. Darwin'den ek yaparak. Ulan adama bak, aferin lan adama. Şimdi ciddini ne güzel tanımlıyor. Ciddini. Dedesini, babasını nasıl tanımlıyor. Nereden geldiğini söylüyor. Diyor ki spor, yosun, sürüngen, kertenkele. Darwin kertenkele hatırına gelmemiş. Adamın şeyi. Nutuk da söylüyor. Kertenkele de varmış. Babasının, dedesinin, ciddinin soyunda bu silsile var. Ben Ademoğlu Adem'im. Yani insanoğlu insanım, hayvanoğlu hayvan değilim yani. O hayvan ya bunlar. Yani bu kertenkele hayvan, sonra maymun oldu. Öyle diyor da ben adama itham etmiyorum ki. Mahkemede söyledim. Adam diyor ki dedem maymundur. Maymun nedir dedim diyor hakim bey. İnsan mıdır ne diyeyim dedim, hayvan. Hayvandan gelmiş diyor, söylüyor dedim adam. Ya tamam ama adam kıvranıyor şimdi lahana gibi. Şimdi adama hayvan oğlu hayvan diyoruz. Ama kanuni bir şey yapamıyor şimdi. Diyorum ki kendisi söylüyor maymundan geldik. Maymun hayvan değil mi hakim bey? Ya hayvan diyecek olmuyor. Demese olmuyor. He dese olmuyor. Ömer'i durdurdu. Ömer rahat ol. Bismillah. Neler geçirdik ya, Allah Allah. Tamam ama dedi en son, ne dedi biliyor musun? Sen niye bunları söylüyorsun diyor. Dedim ya eğer bir suç varsa dedim, basın savcısı var dedim. Savcı bu kitapların niye yayılmasına müsaade ediyor? Niye Nutuk adlı kitapların İş Bankası basıyor dedim. Gene bak, o mu basıyor? Başkaları da basıyor, benim elime İş Bankası'nın kitabı geçti. Bankaya söyleyeyim basmasın kardeşim dedim. Yayılmasın böyle şeyler ya, biz hayvandan geldiğimizi, biz rahatsız oluyoruz ya. Ama orada öyle yazıyoruz dedim. Hatta dedim kertenkele de ekledi dedi Mustafa Kemal dedi. Darwin'den hariç. Tamam çık dışarıya. Çık. Köpeklerini bıraktın abi kafaya. Kafası tabii timsah yavrusu girdi. Ya ben mi kafayı yedim ya? Adamlar diyor ki maymundan geldik. Maymun mu senin baba ne? Hayvan oğlum hayvansın demek. Ben ne yapayım ya, sen böyle dedin. Maymundan geldiğine göre maymun hayvan değil mi, insan mıdır? Hayvandan insan. Tamam ben insanım diyorsun ama dedem babam hayvan. Ben ne yapayım ya, sen diyorsun da benim dedem öyle değil. Ve alemde görünen şu tagayür. Ya tamam da değişiyor. Niye değişiyor maksatlı ya? Ya cebime gidiyor. Niye atomun maddenin hedefi var? Niye gübre şeftaliye gidiyor da şu komple şeftan şurası değil, şurası değil, şurası, şurası. Sarı olacak yere, kırmızı olacak yere gidiyorsun. Öyle bir yere gidiyorsun ki kimya oluyor. Öyle bir yere gidiyorsun, nane, kekik oluyor, tuz oluyor. Ya arkadaş, zerrelerin niye hedefi var, niye gayesi var? Ağaç seni mi tanıyor? Şeftal ağacı seni nereden biliyor? Sana uygun niye çalışsın ya? Aptal mıdır ya? Kendisine yük mü taşıyacak? Kendisine menfaati var mı şeftalinin, ağacın, şeftali meyvesinin? Yok. Aptal mıdır? Niye yük taşıyor bu kadar zeki birisi? Hatta arıyı söyledim bir tanesine. Dedim ki, arın dedim, balını almaya kalksan ne yapar? Hoş geldiniz lan. Aferin lan, iyi ki geldiniz der mi? Demez ya, saldırır dedi. Niye yapıyor o zaman balı? Fiyatları tavan yapar abi. Yani niye vermiyor sana? Senin için yapmamış. O zaman bal sana niye cevaptır? Kendisi için yapıyorsa. Şimdi şeftaliye sorun ağaca. Sana menfaati var mı bu meyvenin? Yok. Niye yapıyorsun? Senin için. Beni tanıyor musun? Yok. Beni tanımadığına göre
rengini, tadını, kokusunu, kimyasını, yapısını, genetiğini bana uygun nasıl, nereden biliyorsun? Bir ilacı biliyoruz da aspirin ya. 0.005 miligram şundan, 0.05'i %20 efendim magnezyum, uranyum, kalsiyum vesaire bir sürü maddelerden. Ya hassas bir denge ve ortamda yapılmamış mı? Bir aspirin ya, cansız ya. Aspirinden daha harika değil mi bir şeftali? Çünkü şeftali canlıdır. Aspirin cansız. Bütün ilaçlar cansızdır. Bütün meyveler canlıdır. Bir erik düşünün. Bir üzüm düşünün ya. En harika beni deli eden incir mesela. Beni acayip ediyor. Abi muz öyle değil mi falan der. Demek muzu çok hoşuna gidiyor senin. Ya ne acayip ya. Burada bir kimyacılık gerekmiyor mu? Laboratuvar ilmi gerekmiyor mu? Ya Allah aşkına şu inciri çamura alıp incir yapmak için kimyacılık gerekmiyor mu ya? Erkeği dişisi var biliyorsun. He? Erkeği ve dişisi var incirin. İncirin bilmiyorum onu ya. Erkek ve dişi incir var yani. Allah erkek ve dişi. Allah Allah. Acayip. Vallahi benim bildiğim şu, o sarı veya beyaz incir var ya, yarıldığı zaman çıldırtıyor adamı. Onu biliyorum. Çünkü ona değiniyor yani. Evet. İncire değiniyor. Değiniyor evet. Niye bana hitap etsin ya? Adam diyor ki yaratılış yok, oluş var. Oluş demek evriliyor, çevriliyor. Nasıl olduysa, yani şu. Kayadan, kayanın tepesinden rüzgarla, fırtınadan bir taş koptu. Toprağın anası kimdir? Toprağın kaynağı taştır. Taş. Yukarıdan aşağı yuvarlandı, tozlandı, geldi. Ovaya üzüm oldu. Biberini, kimyonunu, karabiberini, sıvısını, bir de mazi müstakbele taşıyan çekirdeğini de o taşın hareketleriyle evrildi, çevrildi. Rüzgar vurdu, kar vurdu, su aldı, su verdi, sıkıştırıldı, gevşedi, koptu, yapıştı. Aşağıda mazi müstakbele taşıyan çekirdeği oldu. Çekirdek geleceğin en kesin delilidir. O ki gelecek yok, gelecek düşünülmüyor. Neyin programı kuruluyor? Program yapan geleceği planlamış demektir. Geleceği en iyi aralayan çekirdeğin varlığıdır. Çekirdek geçmişi geleceğe taşıyandır. Çekirdeği yapan geleceği bilendir ve kastedendir. Hedef odur. O ki şimdiki zaman olduysa çekirdek olmaması lazım. Oluş işte bu arkadaşlar. Dağın tepesine bir tane taş yuvarlandı. Evrildi, çevrildi, rüzgar vurdu, su aldı. Su verdi, sıkıştı, darlaştı, sert oldu, yumuşak oldu. Aşağıya bir indi. Bir baktı ki üzüm oldu, muz oldu. Ananas oldu. Allah Allah ya. Fesvana. Aferin lan sana. Sen de öyle evrilip çevrileceksin, cehenneme doğru yuvarlanacaksın o zaman. Alemde ne zaman görecek o? Alemde görünen şu tagayı ikide bir değişiyor. Bak şimdi, benim simam niye değişiyor düşüncelerime göre? Bir senelik hücre yok, en fazla 6 aylık var. Diyorsun olan bu kaç yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, 20 yaşında. Ya 20 senelik hücre yok, ben sana nasıl 20 yaşında diyorum? Adamın moralı bozuk lan, hadi kardeşim şey mi var? Yok. Lan suratı makine duvarı falan diyor. Ruhun niye buraya yansıyor hemen? Neyle izah edeceksin bunu? Namaz kılan, kılmayan, zındık, Müslüman, sabah namazını kılmıyor. 4 raket kılsanız. 4 vakit. Ama sabah kılmasanız korkmayın, bakmayacağım. Sabah kılmayan isim aslında belli. Kırıp kılmadı. Süleymancı mı, tarikatçı mı, Nurcu mu, Mahmud Efendi mi, Nakşi mi, o da belli. Nurculardan Kur'an okuyan okumayan belli. Kitap okuyan okumayan belli. Madde niçin böyle şekil alıyor arkadaş? Evrildi, çevrildi, devrildi mi? Aynı çay içiyoruz. Niye hepimiz aynı şeyde içiyoruz? Niye farklıyız? Yani maddeyle mi izah edeceksin? İşte buna şu görünen tagayür ve tebedül ile bir kısım eşyanın hudusu, yani yeni vücuda geldiği de gözüyle görünüyor. Yeni yaratılmalar var. Yeni. Her an insan yeri yaratılıyor. Şimdi yeni geldiler Cen hadisesinde madde var olup yok oluyor. Madde antimadde. Şu anda fizik buna gelmiş. Biliyor musunuz? Var oluyup yok oluyormuş.
Madde dalgaymış. İrade var yani. Evet bakın dalga demek şu. İpin ucunu tut oradan ben de tuttum. Gel ortadan kaldır 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 bırak. Yani dalgalanıyor ya. O baktığın zaman dolu gözüküyor. Oysa bir iptir değil mi? Ha madde aynı böyle dalgadır. Dalga gözün görme kabiliyetinden daha hızlı dalgalandığı için var olup yok olup var olup var olup var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Var olup yok oluyor. Biz o kadar hızlı bunlar değişiyor ki var zannediyoruz. Işığın kırılması gibi değil mi abi? Uzak evet. Uzaktan kırılması gibi ışık. Belirsizlik ilkesi var ya o evet. İşte o giriyor yani belli değil. Doğru belli değil. Belli değil yani. Mesela uzaktan baktığın zaman. Mevcut irade koymak zorunda kalıyor. Mecbur. Mesela uzaktan baktığımız zaman ampulün saniyede 60 defa yanıp sönür. Ama biz burada devamlı yanıyor zannediyoruz. Gözün görme kabiliyetinden daha kısa olduğu için biz yanılıyoruz. Ama dağın tepesine çık, ovaya bak, ovadaki lambanın yanıp söndüğünü göreceksin. Çünkü mesafe getirene kadar göz fark ediyor, yanıp söndüğünü. Yeniden yaratılıyor. Varlık yeniden yaratılıyor. Şu anda fizik buna gelmiş. Makrofizik, mikrofizik. Astrofizik var, keos vardı, metafizik vardı. Ya biz neler geçirdik ya, madde... Madde budur. Ondan sonra başka yok ki. Maddenden daha ileri bir alem yok ki. Varlık yok ki. Allah'a ve ahirete ihtimal verelim diyen bana fizikçi vardı. Ama sordum ona. Orduluydu. Dedim ki hiç unutmuyor. Bizim fizik öğretmeni. Ya, çok orduluydu. Orduluydu dinle. Öyle kusura bakmasın. Çünkü... dağda, çakalda olur. En büyük peygamberin düşmanı Mekkeliydi. Peygamberin kapı komşusuydu. Ya? O da orduluydu sen abi. Şimdi ne diyecektim? Fizik öğretmeni. Ha fiziği fizikçiye ne demiştim? Cevap veriyordunuz abi. Madde yoktu demiştin aslında. Madde yok ki ilerisiyle biz düşünüyoruz. Ha ha ha. Gelmedesi rahatsızım de. Ara emekli oldu. Suadiye'de oturuyor. Onunla bir vesileyle ulaştım. Hocam dedim falanca. Ooo Hasan'ım dedi. Ondan sonra aynısını anlatacağım size. Dedim ki hocam bu fiziği takip ediyor musunuz dedim. Ben dostumuz var. Ediyorum Hasan'ım. Hasan'a değil Hasan. Hocam dedim. Yani maddenin arkası yok hatırlar mısınız dedim. Üçüncü katta dedim camda bakarken. İyi hatırlıyorum dedi. Yani Hasan varlık madde bu. Yani aha bu işte yani bundan öte yok ki. Ya bana varlığına dair bir ihtimal olsun. Ben senden fazla atlayacağım bu ahiretin varlığına. Demiştin hiç ses yok. Dedim ki hocam Cen hadisesinde İsviçre'deki şeyde madde artık yok oldu. Fizik yok oldu, metafiziğe geçildi ve enerji boyutuna geçildi. Higgs maddesi yani tanrı parçacığı da şey yapıldı. Yani atom atomluktan çıktı, madde maddelikten çıktı. E eşittir mc kare ile maddenin alt veri tabanına geçildi, enerji boyutuna. Yani şimdi madde, her şey maddede bitiyordu. Madde bitti, daha karmaşık, daha kaos, daha geniş. Daha külli, daha acayip ve garip alemin varlığı ortaya çıkmadı mı dedim. Hasan dedi ben eskisi gibi artık düşünmüyorum dedi. Dedim ne nasıl oldu hocam dedim şaşırdım. Dedi ki ben dedi bu Cen hadisesini önce kuantum fiziği beni mağlup etti diyor. Evet, kuantum fiziğine ben mağlup oldum dedi, kuantum fiziği. Eski de teoriydi, artık şu anda teori gibi iken benim için kesin dedi. Ben dedi eskisi gibi düşünmüyorum, maddenin arkası olduğuna inanıyorum dedi. Zaten bu kesindir dedi. Metafizik yani fizik dediğimiz şu varlığın arkası buradan daha karmaşık, daha mükemmel. Atomun bittiği yerde madde bitiyor, enerji başlıyor. Ha, bu bize neyi gösteriyor? Ötelerin, ötelere işaret eden, onu anlamlandıran, o fikre destek veren bir malzeme çıktı en azından. Yani dünyadan sonra ahiret var. Nereden bileceğiz ya? Bak madde bittikten dünyada, dünya bitti mi ahiret başlıyor diyorduk. Ha madde bitti, başka bir fizik boyutu başlıyor. Fizik söylüyor bunu, din değil.
Ha, ihtimal oldu artık. Yani gerçi ufak bir işaret olsa da inanırdık. Hocam dedim, komple değil mi? Ben artık öyle inanmıyorum dedi Hasan Hanım. Eski de teori gibiydi dedi. Kuantum fiziğinde ben zaten mağlup olmuştum. Dedi tamam mı? Elhamdülillah. Hocam çok memnun oldum dedim. Ondan sonra. Çünkü seviyordum. Çok acayip bir şeydi. Çok insancıl tarafı çok yüksekti falan. Haçlı olmayan çocuklara haçlık bile verirdi. Böyle bir tuhaf bir özelliği vardı. Harika bir adamdı. Onun böyle imansız gitmesine çok üzülüyordum. Allah hamdolsun ki kuantum fiziği maddenin bittiği yerde değil. Dedim hocam dedim işaret değil dedi. Ta kendisi dedi. Yani ötelerin varlığına metafizik delildir. Metafizik şunu veriyor bize. Yani bu madde bitiyor. Madde bitiyor. Madde bittiği yerde madde yok artık. Madde konuşamazsın. Öyle bir kanun şeyi yok. Artık enerji. Ha bu bize ne gösteriyor? Dünya bittikten sonra bir başka alemin, başka boyutun olduğunu. Zaten ahiret boyuttur yani. Bu boyuttan daha farklı bir boyuttur. İşte fenler bunu fen terakki ettikçe bunlara işaret değil, en büyük delilleri oluyor. Zaten dinsiz felsefeyi yıkan kuantum fiziğidir. Kuantum fiziği bitirmiştir işini. Kuantum fiziği en büyük düşmanıdır. Çünkü ötelere ait yol açtı. Eskide biz lise okurken, kilise okurken şey tamam. şuydu. Atom maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı değil mi? Evet. Öyle okumadık mı? Evet. Hani bölünebilir en küçük parça. Şimdi ne? Ne bölünmesi? Artık ortadan kalkıyor. Peki bunu dinsiz filozoflar görmüyor mu? Görüyor. Peki onlar ne diyorlar bu metafizik falan? Şimdi en büyük fizikçi biliyorsun Cenaze Lisesi'nde Müslüman oldu. Tabii bunları Higgs atomunu diyen ben değilim ki. Mesela o Alman bir tane fizikçi var böyle yamulmuş o şey. Ondan sonra en büyük o çok yaşlı 90 küsur yaşında fizikçi İngiliz dedi itiraf etti. Tanrı vardır dedi. Geldi ona. Ama tabii senelerden beri bombardıman yediği için bir anda böyle şey yapamıyor. Biz de Müslüman evladıyız ama ahirete inandığımız halde namazımız yok mesela. Ahirete kesin inanıyoruz. İtikattır. Adımızdan daha kesin ahiret vardır diyoruz. Namaz yok. Yani o da Allah Allah maddeden başka atom şey var ama ahiret vardır işte zor şey yapıyor. Diğerlerinin inkarı inadi. İnade. Yani Lazca'da bir şey var. Mavamişkun. Yani ben böyle işte. Bana dediği gibi bir tanesi. Şu anda dedi sen peygamber değilsin. Mucize dahi göstersen ben inanmayacağım Hasan. Zorlama dedi. Kendini zorlama. Neyi anlatırsan anlat ben inanmayacağım. Niye dedim? Ben karar vermişim dedi. Ne anlatırsan anlat beni ikna etmez dedi. Acayip birisi. Almanya'da birisi. Ne anlatırsan anlat bana dedi. Ben karar vermişim inkara. Senin hiçbir anlattığın ispatı ben inanmam dedi. Çünkü niyetim yok. Çünkü ben bu işlerle karışmıyorum. Bu işlere yokum dedi. Vay be. Ama 10 sene önce gelseydim belki Müslüman olurdum dedi. Diyor. Dedim ya çok yolda meşguliyetim vardı dedim. Sana gelene kadar başkasıyla uğraştım. Ne cins tuhaf tuhaf modellere denk geliyorum bilmiyorsunuz. Vallahi insan suretinde ne kadar. Aa şimdi metroda da gördük Marmaray'da. Arkadaşlara dedim görüyor musun simaları? Sanki hayvanat bahçesindeyiz yani. Hiç mübalağa etmiyorum ama aynı hayvanat bahçesi ya. Ya bende mi manyaklık var? Ben mi kafayı yedim? Bir bakın ya. Şu an, ya görmüyor musunuz ya net ya. Domuz, çakal. O şeyden çok var o hayvanlardan. Yani yo. Hani böyle giriyor da 3-4 yerde kanal açıyor ya. Böyle çıkıyor da böyle bakıyor. Porsuk gibi bir şey. Köstebeke, tarla faresi gibi. Onlardan çok var. Onlardan çok var böyle. Acayip. Domuz var. Ya tuhaf. Bendeki hastalıktan kaynaklanıyor. Öyle bir şey yok da. Bendeki psikoloji sorunumdan kaynaklanıyor. Bayanlarda ne var abi? Onu bayanlara bakmadığım için bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Risale'de diyor ya abi bu
Medenilerin içini dışına çevirsek. Evet, yani. Medenilerin içini dışına çevirsek ne olacak biliyor musun? Sıra şudur. Usta bozulma, ondan sonra kapatayım da uzatmayayım. İnsanın bozulma süreci şöyle anlatıyor Lemak'ta. İlk önce ne oluyor? Maymun. Bir anda insan domuz olamaz. Unutmayın bu sırayı. İlk önce maymun oluyor insan. Yani kendini yaşamaktan utanır. Başka olmak. O olmak. Taklit. Ha, bu taklit yapa yapa fıtratı maymun olur. Tipine bakın aynı maymun. Maymun da ilerleyince artık son durakta ne oluyor? Son durağında? Hayır. Tilki oluyor. Tilki oluyor. Tilki ola 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 üçüncüsü yılan oluyor. Benim değil ha bu sıra. Ustad kuşkuyor. Bak üniversite diplomasına ilkokulda diploması var mı denilmez değil mi? Adam üniversite diploması getirince lisede var içinde. Ha, eğer bir insan yılansa aynı zamanda maymundur ve tilkidir. Yılan olmuş. Yılan da ilerleye ilerleye. Yılan derken üç fıtratı. Ne olur? Ayı. Ne olur? Ayı. Ayı olur. Peki. Maymun, tilki, yılan, domuz. Dört fıtratı bir anda dört mevsimi yaşayınca dört çarpı dört. Ne olur en son? Domuz olur. Yani süreç böyle başlıyor. Bir insan bir anda domuz olamaz. Abi kısaca karakterlerinden bahseder misiniz? Ya girersek çok uzun olur. Çok uzun olur. Yeter. Yani insan da korkar. Ondan sonra domuz olduğumu bir bildireceğiz haber vermeyeyim. Şimdi yalnız öyle tamam. Peki burada duralım. Arefedir. Yarın değil mi? Yarın bayram. Allah nasip ederse size ben niye geldim? Bak burada haftamız iki hafta oldu değil mi? Ondan sonra bir dershanemdir. El cevap. İki, ustadımızın emridir. Bayramlarda gaflet istila ettiğinden zikrullah'a derslere kuvvet verin diyor. Lemalarda. Bak yarın bugün Arafe akşamı. Yani yarın bayram. Yarın da dersimiz var. Biz Zeytinburnu'nda cumartesi derstir. Akşam da bayramlaşma. Abi bayramda ders olur mu lan? Daha iyi olur. Daha fazla olur. Niye? Ustad diyor ki bayramlarda gaflet istila ettiği için zikrullah derslere daha çok kuvvet verin. Çünkü gaflet istila ediyor. Dünyanın manevi nizam makinesi bozulur. Dengesi bozulur. Onun için lemalarda öyle diyor. Lemalarda. Sayfayı da söyleyeyim de kapatayım. Sonra diyeceksin ki nerede yazıyor? Ondan sonra bazılar diyor ya beni yiyeceklerdi ama bir şey yapamıyor. Bak 275. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde, hadiste, ustad da demiyor. Bayramlarda zikrullah'a şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. İyi dinleyin, iki tane şey söyleyecek. Çünkü şükür ne yaparmış? Nimeti ziyadeleştirir. Bunu herkes biliyordu. Ama şu anda okuyacağımı ben bile bilmiyordum. Bak çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir. Diğeri? He? Gafleti kaçırır. Şükür gafleti kaçırdığını bilmiyordu. Yeni ilgimi çekmişti bu geçen arkadaşlarla vakıflarla ders yapınca. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Gafleti de kaçırıyormuş. Yani şükür edeceğiz. En zirve ne gaflete bak. En zirve nedir? Dua anı. Dua ediyoruz bak. Yani dua edemiyoruz. Dua edemiyoruz. Aynen. Gaflet. Acayip. Onun için bayramlarda daha çok dersler yapılmalı. Sakın hiçbir dersi aksatmayın. Yanlış olur. Yanlış yaparsınız kendinize. Abi bayram oldu, her şey mubah oldu da olmaz. Bayramda bayramlaşma gününü tayin edin bugünden dershanenize. Bayramlarda kimi ziyaret edeceksiniz? İlk önce kişiliğinize kişilik oturtan, kişiliğinizi oturtan, aklınıza istikamet, kalbinize malzeme, varlığından varlığınız devam etmesine sebep olan
abi kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz. Silah-ı Rahim bir tanesi bu. Sonra akrabanızdaki şahsiyetli insanları var, anne babanıza. Sonra eşiniz, dostunuz, sonra kurban kesilip sonra ölülere. Çıktığınız zaman şeyden, camiden ilk sizin için aklınıza kıble, kalbinize malzeme, ruhunuza ruh olmuş, kişiliğinize ve kimliğinize yatırım yapmış kişileri ziyaret edin. Arayın, bayramlaşın. En büyük o. Çünkü niye? Şehidin bile kanı o alimlerin mürekkebine denk gelmez. Çünkü şehide o ruhu veren, şehidi yetiştiren, o bilgiyi verip de şehide o cesaret verip şehit olmasına sebep olan alimin ilmidir. İlmi simgeleyen mürekkeptir. Onun için ilk önce silah-ı rahim, yani rahim olan Allah'a seni bağlayan şeylerin sırası. Silah-ı rahim demek, rahim olan Allah'a seni bağlayan, götüren sebeplerin en kalitelisi neyse o. Sonra sıralı. Ondan sonra kurbanınızı da kesin ve yarın hayvanınızın ciğerini yemeden orucunuzu açmayın. Oruç gibi değil, oruç değil de böyle bir müstahap bir sünnettir. Ondan sonra ziyaret ediyorsunuz, gafletten elinizden geldiği kadar uzak duruyorsunuz. Akşam mutlaka dersinize neresiyse gidin. Mesela yarın cumartesi. Nerede dersiniz vardı? Müzakere mi var? Tamam, sizin müzakereniz var. Bizim de dersimiz var. Bak, dersi aksatmıyoruz ve bayram. Müzakere ise müzakereye katılın, bayramlaşmanızı yapın. Şimdiden geceniz ve gündüzünüz, bayramınız, her şeyiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzı afatlardan hıfz-ı emin eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Ya Rabbi, ervah habiselerden, cinlerden, şeytanlardan, ervah gayri taibelerden muhafaza ve hıfzetmek adına vesile itibariyle Hazreti Ali radıyallahu anh'a hangi esma ve sıfatınla huddam yarattınsa, bizi de bu tür mahluklardan hıfze korumak adına o esmanın hürmet ve hatırına bizi de hadim olarak huddam yaratmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.